Armamızın gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın futbol takımımızın oyuncularını ağırlıyoruz. Bu hafta da bizlerle Göksu Gökçe ve Dilan Aslan var. Kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Hoş bulduk. Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizler iyiyseniz bizler de çok iyiyiz. Sen nasılsın Dilan? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hemen en başa döneceğim. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Önce senden başlayayım Dilan. Futbola başlama hikayeni dinlemek istiyorum. Tabii ki. Ben futbola başlamadan önce ortaokulda 2 yıl, 3 yıl boyunca tenis oynadım. Tenis oynadıktan sonra bir sakatlığım oldu. Sakatlıktan dolayı tenis bırakmak zorunda kaldım ben. Sonrasında okulda, ortaokulda beden eğitimi dersinde futbol oynuyordum zaten sürekli. Tenis oynarken de aynı zamanda sokakta erkeklerle hani sürekli tenis oynuyordum ben. Futbol oynadım. Ondan sonra beden eğitimi dersinde futbol oynarken beden eğitimi öğretmenim beni keşfetti. Hani dedi, sen dedi futbola gelmelisin dedi, takımımıza gel dedi. O şekilde futbola başladım. Kulübüme de Kayseri'de başladım. Harikasın. İyi ki de başladın. Hı. Seni hemen dinleyeyim. Sen nasıl başladın? Nasıl buralara kadar geldin? Ben 6 yaşındayken abim Fenerbahçe futbol okullarında futbol oynuyordu. Altyapısında aynı zamanda. Onunla beraber antrenmanlara gidiyordum sürekli. Babam, abim ve ben olmak üzere. Bir zaman sonra abim futbolu bıraktı. Ben de profesyonel olarak yapamadım. Çok küçük yaşlıydım zaten. Sokaklarda oynamaya başladım. İlkokulumda oynamaya başladım. İlkokuldayken ortaokul takımına seçildim. Ortaokulumla beraber maçlara çıkmaya başladım. Okul takımında Beşiktaş kulübüne seçildim. 8 sene boyunca Beşiktaş kulübünde oynadım. Sonrasında kendimi geliştirmek adına ikincilik ekiplerinden Akdeniz Uluçelik Spor Kulübü'ne transfer oldum. Yarım sezonumu orada geçirdim. Sonrasında Covid başladı zaten. Covid sezonunda da Kireçburnu Spor Kulübü ile anlaştım. Ardından buraya geldim. Hoş geldin. İyi ki geldiniz. Ya ben mesela kızlarla hep her hafta kızlarla da sizlerle de sohbet ettiğimde aslında hep şaşırıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. İşte hepimiz bir spor dalıyla uğraşıyoruz. Şimdi futbol oynamışızdır belki biz de sokaklarda ama şimdi profesyonel yolda ilerleme gerçekten değişik bir boyut. Şimdi bunu ilgileniyorsun, bir de kadın futbol çok fazla popüler değil. Hani çok fazla kulüpte yok. Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki kadın futboluna girmesiyle birlikte işin rengi çok çok daha değişti. Daha farklı bir seviyeye geldi Türkiye'de ama şimdi profesyonel olarak, futbolcu olarak devam etmeye nasıl karar veriyorsunuz, nasıl cesaret ediyorsunuz tabii ki onu da sormak istiyorum açıkçası. Ya gerçekten şu an bu dönemimizde futbol şu an, kadın futbolu şu an hani daha iyi bir şekilde gelişmeye başladı büyük kulüplerin açılmasıyla. Daha önce hani futbol gerçekten çok zordu. Hani kimse bilinmiyordu ve ön yargılar aşırı fazlaydı. Ondan sonrasında biz asla pes etmedim. Zaten beni destekleyen bir ailem olduğu için hiçbir şekilde ön yargılara kulak asmadım. Ailem her zaman arkamdaydı zaten. Onlar da istiyordu. Ben de gerçekten çok seviyorum oynamayı ve zevk alıyorum. Tabii ki hani hayatımın bir parçası. Çok huzurlu hissediyorum aynı zamanda oynarken de. Hani dedim okulumla beraber götürebiliyorum zaten. Hani dedim ben futbolu bırakmayacağım. Gerçekten çok mutlu hissediyorum kendimi, huzurlu hissediyorum. O yüzden nereye kadar gidebilirsem oraya kadar gideceğim dedim ben. Ailem de her zaman destekledi zaten. Tabii ki zaten ailenin sonuna kadar da devam edeceğim inşallah. Şimdi yani o karar aşamasını tabii ki hobi olarak da devam edebilirdin ama bunu profesyonel boyuta taşımak ciddi bir cesaret istiyor ki yani şu an evet senin dediğin gibi çok farklı bir seviyede kadın futbolu ama hani sizin oynadığınız, ilk başladığınız dönemlerde açıkçası hani kariyer olarak riskli bir yoldu. Evet. Yani cesaretinizden dolayı gerçekten tebrik ediyorum. Senin de o geçiş sürecinde ailen destek oldu mu, ön yargılara maruz kaldın mı? O süreci de senden dinlemek istiyorum. İlk olarak dediğiniz gibi gerçekten kadın futbolu dönemimizde yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bundan 8-9 sene öncesinde kadın futbolu dediğimizde insanlar farklı bir şekilde bize bakış açısı sağlıyordu. Ama şimdi ben Fenerbahçe'de futbol oynuyorum dediğimde çok farklı boyutta karşılanıyoruz gerçekten. Tabii ki ön yargılar oldu. Ailemi de yani etki altına almaya çalıştılar. İşte çok değişik ithamlarda bunlar işte futbolcunun tipik boyu. Tipik bir mahalle baskısı aslında. Evet evet, futbolcunun boyu kısa olur, işte erkek gibi bacaklar olur gibisinden. Ama ailem her zaman bana destek çıktı. Ondan dolayı da çok mutluyum. Gerçekten onların desteğini her zaman omuzlarımda hissediyorum. Her düştüğümde beni kaldırmasını çok iyi biliyorlar. İyi ki varlar. Ay ne kadar güzel ya. Harikasınız.
bir de tabii ki Fenerbahçe'ye geliş sürecinizi de dinlemek istiyorum. İlk Fenerbahçe kadın futbol takımı açılacağını öğrendiğinizde büyük uzun bir seçmeler oldu. Siz de o seçmelere katıldınız. O süreci sizden dinlemek istiyorum tabii ki. Çünkü gerçekten farklı bir seviyeye ulaştık şu anda. Hem tabii ki sizin sayesinde, Fenerbahçe'nin adının büyüklüğü önce, sonra da sizin başarınız sayesinde şu an taraftarlar ve futbol camiası farklı bir gözle bakıyor. O süreci de senden dinlemek istiyorum tabii ki. O süreci asla unutamıyorum ben. Ben okuluma gitmiştim. Sınavlarım falan vardı, ödevlerim vardı. Oradayken bir telefon geldi bana. Arkadaşımdan, çok yakın bir kız arkadaşım var. Dedi Fenerbahçe kadın futbol takımı açılıyor Dilan dedi. Ben dedim o an kesinlikle gitmeliyiz dedim. Gerçekten hani biz bunu başarabiliriz dedim. Ben inanıyorum dedim ki hani bu şansı değerlendirmeliyiz. Çünkü Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak var dedim hani. Gelişim açısından çok güzel bir yer olacak bizim için dedim. O şekilde direkt babamı aradım zaten. Baba dedim hani Fenerbahçe kadın futbol takımı açılıyor dedim. Onun bana dediği tek şey kızım sen ne istiyorsan yap ben senin her zaman arkanda olacağım ya, dedi. Ya ne kadar güzel. Çok yani... Zaten babamın bu kelimesiyle ben zaten hani buraya gelmiş kadar oldum. O dediği için desteklediler bir de aynı zamanda aşırı istediler. Benden fazla istedi zaten ailem bunu. Geldim sonra işte antrenmanlar falan filan çok güzel geçti. Şu an buradayım, çok mutluyum gerçekten. Biz de çok mutluyuz, iyi ki varsınız. Hemen seni de dinlemek istiyorum tabii ki Göksu. Benim ilk olarak kadın futbol kulübünün açıldığı duyurulduğunda resmi olarak ben Gemlik'teydim, tatildeydim kuzenimin yanında. Kuzenimle beraber öğrendim. Gerçekten çok mutlu oldum ama kimseye yansıtmak istemedim. Çünkü böyle büyük bir şeyi her insanlara yansıtınca nazar değeceğini düşündüm değil açıkçası. Çok bir dallandırıp böyle budaklandırma. Evet, evet. Ondan sonrasında İstanbul'a döndüm. Bir zaman geçti. Sonra kadın futbol sayfamız işte bir açıklama yaptı. İşte mail gönderebilirsiniz tarzında. Ben gün boyunca o maili üzerinde çalıştım. Telefonlarla görüştüm işte böyle nasıl olur, böyle nasıl olur gibi. O maili attığımda mutluluktan ağladığımı bile hatırlıyorum. Sonrasında buraya ilk antrenmanıma geldim. Antrenmanımı gerçekleştirdim. Bu süreç devam etti bir ay boyunca. En sonunda Onur Bey ve Jessica Hanım beni takımda görmek istediklerini söylediler. Hocalarımızın beni istediklerini söylediler. Bu şekilde başladı hikaye. Ay, harikasınız ya. İyi ki geldiniz. Şimdi öyle bir durumdayız ki şu anda gerçekten hiç kimse beklemiyordu. Yepyeni kurulmuş bir takım bu seviyede bu başarılara yani bu goller bu başarı hani 5'ten aşağı gol atmıyoruz ve 5-8 olsa bile hala golü arıyoruz. İnanılmaz hırs, azim, istek var ve eminim bu hırsın sonu şampiyonluk olacak. Evet, ki size inşallah. Çok yakışacak, çok istiyoruz ilk yılınızda şampiyon i̇nşallah. Olmanızı. Biraz o takım içerisindeki hem aile ve arkadaş ortamı, hem başarı, çünkü sizin hem kadın futbola hem de sizin kişisel gelişiminize inanılmaz katkı sağladığını düşünüyorum. Biraz takımı bize anlatır mısınız? Yani siz takımı içinde, takımın bir bireyi olarak o takımı nasıl görüyorsunuz? Çünkü biz dışarıdan evet çok mükemmel görüyoruz da siz takım içinde kendi takımınızı nasıl görüyorsunuz? Bundan işte takım kurulduğunda 3 ay sonra Galatasaray maçından önce bir toplantımız olmuştu bizim. Bir kampa gitmiştik biz. Gerçekten o zaman anladım ben 3 ay içerisinde çok kısa bir zamanda takımımız birbirine çok güzel alıştı. Ve çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Çok güzel bir aile olduk. Gerçekten 3 ay çok kısa bir zamandı bizim için. Toplantıda da aynı bunları söylemiştim ben aynı bu şekilde. 3 ay çok kısa bir zamandı ve biz çok güzel birbirimize alıştık ve çok güzel ortamlarımız oldu. Aile ortamı oldu bizde. Çok güzel bir şey. Gerçekten büyük bir başarı aynı zamanda takımın içinde bunlar. Gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Her şeyden önce, sahadan önce birbirimize alışmamız, sevmemiz, değer vermemiz. Uyum. Çok güzel bir kesinlikle. Aile ortamımız oldu. Şu kesinlikle. An bambaşka. Zaman ilerledikçe daha çok herkes birbirine alıştı. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Aile olduk. Ben buna çok güzel inanıyorum gerçekten. Evet, o belli oluyor zaten. Evet. Sen içeriden bir takımın bir oyuncusu olarak Fenerbahçe kadın futbol takımını nasıl görüyorsun? İlk olarak bildiğiniz gibi bizim takımımız küçük yaşlardan itibaren büyük yaşlara kadar büyük bir yelpazeyiz. Tabii ki. Yabancılarımız olsun, ablalarımız olsun, kardeşlerimiz olsun. Hepimiz birbirimize gerçekten çok bağlıyız. Sağ içinde olsun, sağ dışında olsun hepimiz birbirimizin açığını kapatmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu konuda da Fatma abla veya Ezgi abla bize çok yardımcı oluyor. Kaptan aynı zamanda takımın oyuncuları dışında, takım dışındaki
teknik kadromuz olsun, işte Onur abi olsun. Kesinlikle. Malzemecimize kadar gerçekten çok güzel bir uyum içerisindeyiz ve aile gibiyiz. Ben takımla vakit geçirdiğimde, takımla birlikte olduğumda çok mutlu oluyorum. Hı hı. Aynı arkadaşlarımla olduğu gibi. Bu kadar söyleyecektim. Ay harikasınız. Şimdi hemen heyecanlısınız biliyorum. Evet. Ben biraz kendi stilinize gelmek istiyorum. Yani takım dışında mesela sen çok yönlü oynayan bir oyuncusun. Evet. Aslında orta sahada da, defansta da, bekte de, açıkta da, sağ ve sol açıkta da oynayabiliyorsun. Sen kendi futbol stilini nasıl tanımlıyorsun? Nerede oynarken kendini daha verimli ve rahat hissediyorsun? Ya ben genellikle mücadele eden bir sporcuyum. Mücadele etmeyi ve çok seviyorum. Aynı zamanda çok hırslıyım. O yüzden hani defansa dayalı, hani bek olsun, ön libero olsun aynı şekilde oynamaktan daha çok zevk alıyorum. Ama buraya geldiğimde ileride de oynamaya çok alıştım gerçekten. Orada da çok gol atınca çok seviniyoruz, zevkli oluyor. Ama kendimi hani hep mücadeleyi sevdiğim için defansa dayalı daha iyi hissediyorum ben. Hmm. Sen de bir defans oyuncusu olarak kendini nasıl tanımlıyorsun? Çünkü defans biraz daha hata affetmeyen bir alandır. Sen nasıl tanımlarsın kendi futbol stilini veya sen de farklı bir yerde oynarken kendini rahatsız ediyor musun? Nerede daha verimli hissediyorsun kendini? Açıkçası ben buraya gelmeden önce birçok farklı mevkide oynuyordum. Hı-hı. İşte ön libero olsun, bazen hocalarım istediğine bek olsun, kanat olsun. Ama buraya geldiğimden beri stoper mevkinde oynuyorum ve gerçekten geliştiğimi çok iyi bir şekilde hissedebiliyorum. Buraya ilk geldiğimde neler yapabileceğimi, pozisyonu nasıl alacağımı daha yeni yeni öğreniyorken şimdi her şeyi sular seller gibi ezbere biliyorum açıkçası, tabiri caizse. Stoperde gayet rahatım, gayet böyle devam etmek istiyorum. Süper, harikasın. Ya zaten gelişiminiz o kadar belli oluyor ki kendinize bir sürü şey kattığınız. O da işte takımın az önce de senin söylediğin gibi hem küçüğünden hem büyüğüne. Çünkü her alanda tecrübeli isimler var. Yerlisinden, yabancısına, küçüğünden, büyüğüne. İnanılmaz karma ve harmanlanmış bir takımız bence. Onun da oyunu, sizin stilinize ve oyununuza etkisi büyük diye düşünüyorum. Evet. Peki biraz futbol dışına çıkmak istiyorum. Eğitim hayatlarınız devam ediyor. Çok yoğun tempodasınız. Futbol dışında neler yapabiliyorsunuz? Okul, eğitim hayatınıza nasıl vakit ayırabiliyorsunuz? Bir de kendinize vakit ayırdığınız zaman neler yapabiliyorsunuz? Onu da öğrenmek istiyorum. Ya futbolla okul biraz aynı anda zor oluyor tabii ki. Ama önceliğim futbol oldu benim tabii ki de. Ama okulumu da aksatmıyorum. Hocalarımla sürekli konuşma şeklindeyim. Devamsızlığım olsun, sınavlarım olsun hani bir şekilde halletmeye çalışıyorum zaten sınavlarıma falan da bu şekilde burada boş günlerimde çalışıyorum. Futbol dışında da hala küçükken oynadığım gibi tenis oynuyorum. Süper. Böyle çıkıyoruz arkadaşlarımla sahile yürürken tenis oynayanları görüyorum. İşte Onur Bey'i arıyoruz. Abi hani bir tenis oynayalım beraber kızlarla falan. Onur Bey maşallah her yerde. Evet. Onur Bey sizin her şeyinizi anladığı kadar el. Onur Bey de bir video kamera arkasında şu anda. Sağ olsun, evet. O da kızlara çok yardımcı oluyor. Çağırıyoruz beraber, tenis oynuyoruz bu şekilde. Harika. Eğleniyoruz. Süper. Sen neler yapıyorsun? Peki, ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturduğum için okulum da burada. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum, birinci sınıfım. Sabahları okuluma gidiyorum çoğunlukla. Hı-hı. Okulumda zamanımı geçiriyorum. Öğle arasında okuldaki arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Akşamında tesise geliyorum. Tesiste biraz vakit geçiriyorum. Antrenmanımı yapıyorum. Antrenman çıkışında da yine Dilanlarla, takım arkadaşlarımla kahve içiyoruz. Vakit geçiriyorum ve sonrasında en sonunda aileme vakit ayırıyorum. Boş günlerimde ise çoğunlukla ailemle oluyorum. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Harika ya. Biliyorum çünkü çok yoğun temponuz var. Hani hep bir de okulla yürütmek de gerçekten çok zor. Yani çünkü normal okullu olmayan sporcular bile kendilerine zor vakit ayırıyorlar maç ve antrenman temposundan. O yüzden özellikle sordum, hem okul hem futbol. Peki ben şeyi de merak ediyorum. Mesela okula gittiğinizde Fenerbahçe kadın futbol takımının oyuncususunuz ve çevrenizdekilerin tepkisini çok merak ediyorum. Neler mesela, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Çünkü sosyal medyada çok fazla fanınız var bu arada. Taraftarlarımız sizi de aşırı derecede destekliyor. Mesela çevrenizden bir futbolcu olarak nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ben okula sınavlarıma gitmiştim Fenerbahçe'den sonra ilk defa. Sonra okula ilk gittiğimde yanıma birçok arkadaşım geldi tebrik etmek için. Aynı zamanda tanımadığım insanlar da geldi, hocalarım olsun. Hocalarla hani hiç görüşememiştik, tanışamamıştım. O şekilde tanışmıştım. Hani tebrik ederim, Fenerbahçe'de oynuyorsun. Çok gurur verici bir şey. Tanımadığım insanlar bile hani benimle gurur duyduklarını öğrendiğimde gerçekten çok mutlu oldum insanların düşünceleriyle.
Çok güzel bir duyguydu. Ona hiç yani tarif edemiyorum. Ya bence inanılmaz havalı bu arada. Yani gerçekten çok havalı. Mesela Jessica da programımıza konuk oldu. Hatta Kıbrıs'ta da Jessica ile program çekmiştik. Mesela çocuklarını sormuştum. O da şey yani bence düşünsenize anneniz bir futbolcu. Yani inanılmaz havalı bence. Yani muhteşem bir şey. Senin çevrendeki tepkileri de merak ediyorum. Ben okula ilk başladığımda daha Fenerbahçe durumum kesin değildi, net değildi ama yakın arkadaşlarıma biraz bahsediyordum. İşte antrenmanlara çıkıyorum, şu an deneme sürecindeyim gibisinden. Ben ilk imzayı attığım gün zaten okuldaki çoğu yakın arkadaşım benimle beraber çok gurur duydular, çok mutlu oldular. Yani benimle hiç samimiyeti olmayan insanlar bile tebrik etmeye geldi. Okuldaki arkadaşlarımın tepkisi bu duruma bakış açısı gerçekten çok güzel. Galatasaray maçından sonraki gün ben okula gittim. Okulda beni pastayla karşıladı arkadaşlarım. Gerçekten insanların artık kadın futboluna olan ilgisi, alakası o kadar üst düzeyde ki bunu en yakın arkadaşlarınızdan, en uzak arkadaşlarınızdan bile hissedebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ya zaten o Galatasaray maçında öyle bir göze çarptınız ki muazzam bir hem özel bir maç oldu hem inanılmaz derecede amacına ulaştı. Kadına şiddet olarak reklamımızı tepkimizi çok iyi verdik bence. Bir de muazzam bir skor ve muazzam bir oyunla oynadığınız için gerçekten kimse beklemiyordu bu kadarını. Ondan sonra zaten her maçınızda da zaten Fenerbahçe televizyonlarından her hafta sizleri taraftarlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden de her hafta sizi izleyerek hele ki son maçımızda son dakikada aldığımız mükemmel, muhteşem bir tribünde inanılmaz sevindik. Sizi düşürmek bile istemiyorum. O yüzden daha da eminim kadın futbolu ve sizler daha da ileriye gideceksiniz diye düşünüyorum. İlerisi demişken de hemen söyleyeyim. Hayallerinize gelmek istiyorum. Gerçi buraya gelen her Türk kadın futbol oyuncusu yurt dışında tabii ki Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Sizin kadın futboluna dair hayalleriniz nelerdir? Ya da belki kadın futbolundan başka bir kariyer hedefiniz vardır. Önünüzdeki hayallerinizi, hedeflerinizi merak ediyorum ben. Zaten hayallerimden biri şu an gerçekleşti bu sezon. İlerisine gerçekten kendimi daha çok çalışıp, daha çok geliştirerek ben de her bir sporcu gibi yurt dışında oynamak isterim tabii ki de. Var mı mesela şu ligde oynamak istiyorum ya da şu takımda oynamak istiyorum dediğin? Yok, onu tamamen kendim geliştirdikten sonra düşüneceğim. Hani, ama vardır bence bir takım. Vardır. İtalya olur, İspanya olur, İngiltere olur hani. Ya vardır ama onlar da kararsızım. Kararsız. Evet. Peki. En azından belki hani stiline uygun aklımda bir... Aklımda var tabii ki, aynen. Birkaç bir yer var zaten. Hadi bakalım, umarım olur. Senin tabii ki hayallerini ve hedeflerini de merak ediyorum. Ben açıkçası bundan 2 sene önce bir karar vermiştim. Ya pilot olacaktım ya da spora yönelecektim. Sporu seçmek zorunda kaldım. Bundan pişman da değilim açıkçası şu an. İlk olarak zaten buraya gelerek en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bunun dışında öğretmenlik okuyorum dediğim gibi. Öğretmenlik bölümünü başarılı bir şekilde bitirip aynı zamanda öğretmen olmak istiyorum. Aynı zamanda futbol kariyerimi de ilerletmek istiyorum. Burada 2-3 sene tamamen kendimi bularak, kendimi geliştirerek ardından yurt dışına çıkmak istiyorum. Liverpool takımında oynamak istiyorum. Aa. Öyle bir hayalim var. İnşallah, inşallah hayallerinize kavuşursunuz diyelim. Son olarak hemen toparlamak istiyorum. Taraftarlarımızın size ilgisi muhteşem. Hem lig başlamadan önce sizleri zaten takip edip mesajlar göndermeye başladılar. Adınızı duyduğunuz an, transfer görüşmeleri başladığı an sizlere desteklerini belirttiler. Buradan taraftarlarımıza mesajlarınızı almak istiyorum. Sizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar, her yerde destekliyorlar. Bu ilgi sizi eminim çok mutlu ediyordur. Hemen taraftarlarımız hakkında da görüşlerinizi almak istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe camiası çok büyük bir camia. Yaz kış olsun, soğuklarda bile her zaman bizi desteklediler. Bu desteklerini her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Senin de hemen taraftara mesajını da şöyle alayım. Onlar hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar sizleri. Gerçekten de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her zaman yanımızda oldular. Otobüse binerken, otelden ayrılırken, otele girerken. Böyle devam etsinler. Biz bu yolun sonunda gerçekten şampiyon olabileceğimizi düşünüyoruz. Ve gerçekten bunu hak eden bir takımımız var.
Onlara inanıyoruz. Onlar da bize inansın. Umarım yolun sonu şampiyonluk olur. Umarım inşallah. Ben her programda taraftarlarımıza söylemekten sıkılmayacağım. Bu kızlar gerçekten desteği hak ediyorlar. Onları yalnız bırakmayın. Onlara desteklerinizi esirgemeyin. Maçlarını gelin. Gelemiyorsanız TV'mizden takip edin. Ama lütfen bu kızları destekleyin demek istiyorum. Kızlar çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sizi daha yakından tanıdık. Zaten biz her maç, her antrenman görüşüyoruz sizlerle. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet, armamızın gücüyle programında bugün Dilan ve Göksu bizlerle birlikteydi. Kızları daha yakından tanıdık. Haftaya başka kadın futbol takımı oyuncumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.